Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle insan ruhunun derinliklerine inen, antik mitlerin psikolojik yorumlarıyla zenginleşen bir yolculuğa çıkacağız. Eko ve Narsisus mitini ele alacağımız bu bölümde, sadece bir mitin ötesinde bireyin kendini arayışı, benliğiyle yüzleşmesi ve bu süreçte karşılaştığı zorlukların izini süreceğiz. Bu kadim hikaye, Carl Gustav Jung'un psikoloji teorilerinde nasıl yeniden hayat buluyor? Ve sanattan edebiyata, sinemadan günlük yaşantımıza kadar nasıl etkiler bırakıyor? Tüm bu soruların cevabını arayacağımız bu bölümde kendinizi mitlerin, sembollerin ve insan psikolojisinin büyüleyici dünyasında kaybetmeye hazır olun. Narsisus ve Eko'nun hikayesi. Kiteiron Dağı'nda yaşayan güzel sesli bir süperisi olan Eko, Zeus'un gönlü ne zaman nimflerle, yani hep genç ve güzel kalan süperileriyle vakit geçirmek istese, Eko'yu karısı Hera'nın yanına göndererek oyalamasını istiyordu. Ancak Hera bu durumun farkına vardı ve Eko'yu cezalandırdı. Hera'nın lanetiyle artık karşısındaki konuşursa konuşabilir, karşısındakinin son kelimelerini tekrarlayabilirdi. Yakışıklı avcımız Narsisus. Hikayeye göre doğduğunda annesi bir kahinden kehanette bulunmasını istedi. Ömrü uzun olacak mı diye sordu ve kahinden kendini bilmediği sürece oğlunun ömrü uzun olacak yanıtını aldı. Nip, Liriope'nin oğlu Narsisus. O kadar yakışıklı ki ona aşık olan hiç kimseye karşılık vermiyordu. Bir nehir kenarında avlanan Narsisus'u gören Eko, ilk görüşte ona aşık olur. Bir ağacın arkasına saklanan Eko, kim var orada diye soran Narsisus'a lanetinden dolayı orada, orada demek zorunda kalır. Kollarını açarak aşkına koşan Eko, Narsisus'un karşılıksız tavrı ile karşılaştı ve Narsisus ona peşini bırakmasını söyledi. Narsisus'u aklından çıkaramayan Eko, günden güne çektiği karşılıksız aşkının acısıyla ölür. Vücudundan arta kalan kemikleri kayalara, sesi ise bu kayalarda yankılara dönüşür. Eko'nun düştüğü bu duruma sinirlenen Olimpos Dağı'ndaki tanrılar Narsisus'u cezalandırır. Bir gün avlanırken dinlenmek için bir nehir kıyısına gelen Narsisus su içmek üzere eğildiğinde suda kendi yansımasını görür ve o an dona kalır. Kendi silüetine aşık olmuştur. Ne su içen ne yemek yiyebilen Narsisus tıpkı Eko gibi günden güne erimeye başlar ve ölene dek kendini seyreder. Olduğu yerde kendi yansımasına bakarak can verir. Narsisus'un bedenini gömmek isteyenler onu bulamazlar. Öldüğü yerde güzel bir çiçek vardır. Bu çiçeğe Narsisus'un adı verildi. Yani Narsisus ya da Nergis çiçeği. Cenaze ateşini, titreyen meşaleleri ve tabutu hazırlıyorlardı. Ama ceset yoktu. Vücudu yerine sarı bir kalbi çevreleyen, beyaz yaprakları olan bir çiçeğe rastladılar. Narsizm ve Nergis kökenini işte Narsisus'tan alıyor. Sanırım herkes Narsisus ve Eko'dan bir hikaye çıkarabilir kendine. Carl Gustav Jung bu miti insan psikolojisinin derin yapıları üzerinden yorumlar. Jung'a göre Narsisus'un kendine duyduğu aşk, bireyin kendi benliğiyle yüzleşmesini simgeler. Bu durum gölge arketipini yansıtır. Gölge, bireyin bilinç dışında bastırdığı ya da kabul etmekten kaçındığı yönlerini temsil eder. Narsisus'un kendi yansımasına duyduğu saplantı, bireyin bu gölge ile yüzleşmeden, bilinç dışındaki unsurlarla barışmadan, gelişemeyeceği ve ruhsal bir bütünlük elde edemeyeceğini gösterir. Eko karakteri ise bireyin özbenliğini kaybedişini simgeler. Eko'nun sadece başkalarının sözlerini tekrarlayabilmesi, kendi kimliğini yitirmiş ve başkalarının düşünceleriyle var olmaya çalışmış bireylerin durumunu yansıtır. Jung'a göre bu, persona arketipiyle ilişkilidir. Persona, bireyin toplum içinde kendini gösterdiği, çoğu zaman gerçek kimliğini yansıtmayan maskedir. Eko, persona ile bütünleşmiş bir benlik temsil eder. Dış dünyaya uyum sağlamaya çalışırken, özbenliğini kaybetmiştir. Eko ve Narsisus mitinin sanata, edebiyata ve sinemaya yansımalarına bakalım. Eko ve Narsisus mitine sanata etkisi oldukça derindir. Örneğin Caravaggio'nun Narsisus adlı eseri bu mitin en bilinen sanat yansımalarından biridir.
Caravaggio, Narcissus'un kendi yansımasına duyduğu aşkı ve trajik sonunu dramatik bir biçimde yansıtır. Bu tablo, izleyiciye Narcissus'un içsel çatışmasını ve melankolisini aktarır. Gustave Moreau'nun 19. yüzyılın sembolist akımı içinde yer alan Echo ve Narcissus eseri, mitin etkileyici bir başka sanatsal yorumudur. Moreau, hem Echo'nun hem de Narcissus'un kaderine canlı renkler ve ayrıntılı kompozisyonlarla gözler önüne serer. Salvador Dali, Narcissus'un Metamorfozu, 1937. Sürrealist sanatın ustalarından Salvador Dali, Narcissus metini kendi özgün tarzında yorumlamıştır. Dali'nin Narcissus'un Metamorfozu adlı eseri, hem mitin hikayesini hem de onun psikolojik boyutlarını sürrealist imgelerle birleştirir. Eserin sağ tarafında Narcissus'un gölete bakarken diz çökmüş hali görülürken, sol tarafta bu figür bir elin formuna dönüşür. El, bir yumruğun içinde bir çiçek tutmaktadır. Bu çiçek, mitin sonunda Narcissus'un dönüştüğü nergis çiçeğidir. Dali'nin bu yorumu, insanın öz yıkımını ve ardından gelen yeniden doğuşu sürrealist semboller aracılığıyla etkili bir şekilde sunar. John William Waterhouse, Echo ve Narcissus, 1903. John William Waterhouse, Pire, Raffaelli takımının temsilcilerinden biri olarak mitolojiyi romantik bir üslupla yeniden canlandıran ressamlar arasındadır. Echo ve Narcissus adlı tablosu, mitin trajik hikayesini etkileyici bir kompozisyonla sunar. Tablo, ormanın ortasına diz çökmüş ve suda yansımasını hayranlıkla izleyen Narcissus'u ve hemen arkasında ona umutsuzca bakan Echo'yu tasvir eder. Waterhouse, mitin duygusal yoğunluğunu yansıtırken doğanın güzelliğini ve karakterlerin melankolisini ön plana çıkarır. Jean-Jacques Henner, Narcissus, 19. yüzyıl. Fransız ressam Jean-Jacques Henner'ın Narcissus adlı eseri mitin melankolik tonlarını vurgular. Bu eserde Narcissus suda kendi yansımasına bakarken huzursuz ve düşünceli bir halde tasvir edilmiştir. Eserin karanlık tonları ve sakin kompozisyonu izleyiciyi Narcissus'un içsel çatışmasına ve yalnızlığına odaklar. Henner, figüratif bir üslupla mitin ruhsal derinliklerine inen bir anlatım sunar. Paul Cézanne, Narcissus çalışmaları, 1880-1900. Post-empresyonist ressam Paul Cézanne, Narcissus çalışmaları adlı eserlerinde mitin farklı yorumlarını sunmuştur. Cézanne, genellikle doğayı ve insan formunu soyutlayan geometrik bir yaklaşımla çalışmıştır. Bu eserlerinde Narcissus'un yansımasına olan hayranlığını ve bu hayranlığın yarattığı izolasyonu betimler. Cézanne'in resimlerinde Narcissus'un figürü ile çevresindeki doğa arasında neredeyse bir birleşme gözlemlenir. Bu da mitin özünde yatan içsel yolculuğun çevreyle olan ilişkisini ortaya koyar. Echo ve Narcissus mitinin edebiyat üzerindeki yansımaları birçok yazar ve şair tarafından farklı şekillerde yorumlanmış ve yeniden anlatılmıştır. İşte edebiyata olan bazı önemli yansımalar. Ovidius Metamorfozlar. Echo ve Narcissus mitinin en ünlü anlatımı Romalı şair Ovidius'un Metamorfozlar yani Dönüşümler adlı eserinde yer alır. Bu epik şiir, dünyanın yaratılışından Augustus Caesar'ın zamanına kadar olan mitolojik dönüşümleri anlatır. Echo ve Narcissus'un hikayesi Ovidius'un bu eserinde insanın doğaya karşı savunmasızlığını ve aşkın yıkıcı gücünü vurgulayan bir bölüm olarak yer alır. Ovidius'un Metamorfozlar adlı eserinde bu mit detaylıca işlenir ve modern edebiyatın pek çok yazarına ilham kaynağı olur. Özellikle modern şiirde ve edebiyatta Narcissus, insan doğasının bencillik ve kendini beğenmişlik yönlerini sembolize eden bir figür olarak kullanılmıştır. Ovidius'un şiirinde Narcissus'un kendi yansımasına duyduğu aşk ve Echo'nun karşılıksız sevgisi mitin trajik doğasını derinlemesine işler. Oscar Wilde, Dorian Gray'in Portresi, 1890. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in Portresi adlı romanı, Narcissus mitinin modern bir yeniden anlatımı olarak değerlendirilebilir. Dorian Gray, kendi gençliğine ve güzelliğine olan saplantısı yüzünden trajik bir sona sürüklenir. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in Portresi adlı romanı, Echo ve Narcissus mitine modern bir yorum olarak değerlendirilebilir.
Dorian Gray, gençliğini ve güzelliğini duyduğu saplantı nedeniyle kendi ahlaki çöküşünü hazırlar. Tıpkı Narcissus'un kendi yansımasına duyduğu aşk gibi Dorian Gray de kendi portresine yansıyan gençlik ve güzelliğe aşık olur. Bu saplantı onu içsel bir boşluğa sürükler ve sonunda trajik bir sona yol açar. Wilde'in bu esere güzellik, bencillik ve ahlaki yozlaşma temaları üzerinden mitin evrenselliğini yansıtır. William Butler's Narcissus'a. İrlandalı şair William Butler's Narcissus'a adlı şiirinde mitin temalarını kendi dönemine ve kişisel deneyimlerine uyarlayarak yeniden yorumlamıştır. Şiir, Narcissus'un güzellik ve yalnızlık arasındaki ilişkisinden esinlenmiştir. Yes, Narcissus'un kendi yansımasına duyduğu aşkı insanın kendi iç dünyasına kapanması olarak yorumlar ve bu durumun ruhsal bir yalnızlığa yol açabileceğini belirtir. Şiir aynı zamanda insanın kendi benliğiyle barışması gerektiğine, aksi takdirde bu narsistik saplantının yıkıcı sonuçlar doğuracağını vurgular. Sylvia Plath, Mirror. Sylvia Plath'in Mirror adlı şiire, Echo ve Narcissus metinden ilham alan modern bir yorum olarak kabul edilir. Şiirde bir ayna konuşur ve aynanın yansıttığı kişinin yaşlanma sürecini betimler. Plath, aynayı kişinin kendini algılayışı ve bu algının zamanla nasıl değiştiği üzerinde derinlemesine düşünmek için kullanır. Tıpkı Narcissus'un kendi yansımasına duyduğu saplantı gibi Plath de şiirinde insanın kendine ve dış görünüşüne olan saplantısını eleştirir. Bu şiir, modern bir dünyada Narcissus mitinin nasıl yankı bulduğunu gösterir. Jean Cocteau, La Machine Infernale. Fransız yazar Jean Cocteau'nun La Machine yani Cehennem Makinesi adlı oyunu, mitolojik temaları modern bir anlatımla birleştirir. Oyunun ana karakteri, Narcissus gibi kendi yansımasına hayranlık duyan ve bu yüzden kendini yıkıma sürükleyen bir figürdür. Cocteau, bu oyunda antik mitleri çağdaş bir bağlamda yeniden yorumlar ve Narcissus'un mitini insanın modern dünyadaki varoluşsal krizleri üzerinden ele alır. Bu edebi eserler, Echo ve Narcissus metinin farklı dönemlerde ve kültürlerde nasıl yeniden canlandırıldığını ve yorumlandığını göstermektedir. Yazarlar, mitin temel temalarını, güzellik, öz sevgi, yalnızlık ve yıkım, farklı bakış açılarıyla ele alarak insan doğasının karmaşıklığını derinlemesine incelemişlerdir. Bu örnekler, mitin edebiyat dünyasındaki kalıcı etkisini gözler önüne sermektedir. Echo ve Narcissus mitinin sinema ve dizilere olan yansımaları, bu kadim hikayenin temalarının özellikle narsizm, kendini keşfetme ve içsel çatışma gibi unsurların görsel anlatılara nasıl adapte edildiğini gösterir. İşte bu mitin sinema ve dizilere yansıyan bazı önemli örnekleri. Black Swan, 2010. Yönetmen Darren Aronofsky. Darren Aronofsky'ın Black Swan filmi, Echo ve Narcissus mitinden büyük ölçüde ilham alır. Film, baş karakter Nina'nın mükemmelliğe ulaşma saplantısını ve bu süreçte kendi içsel benliğiyle olan çatışmasını anlatır. Nina, kendi yansımasında hem hayran olduğu hem de korktuğu bir figürü görür. Bu, onun kendi kimliğiyle yüzleşmesine ve sonucunda kendini yok edici bir sürece girmesine simgeler. Tıpkı Narcissus'un kendi yansımasına duyduğu saplantı gibi, Nina da mükemmel olma arzusu yüzünden kendi yıkımına yol açar. Vertigo, 1958. Yönetmen Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock'un klasik filmi Vertigo, Echo ve Narcissus mitinin temalarını içerir. Filmde baş karakter Scotty, ölen sevgilisi Madeline'in hayalini saplantılı hale gelir ve başka bir kadını Madeline'in kılığına sokarak yeniden yaratmaya çalışır. Bu süreç Scotty'nin kendi idealleştirilmiş yansımasına duyduğu aşkla paralellik gösterir. Tıpkı Narcissus'un kendi yansımasına aşık olması gibi Scotty de hayalini kurduğu mükemmel kadına yani kendi idealine duyduğu saplantı yüzünden ruhsal bir çöküş yaşar. Only God Forgives, 2013. Yönetmen Nikos Winding Refn. Nikos Winding Refn'in Only God Forgives filmi, özünde bir intikam hikayesi olsa da ana karakter Julia'nın kendi içsel çatışması ve narsistik eğilimleri üzerinden Echo ve Narcissus mitini yansıtır. Filmde Julian, annesiyle olan karmaşık ilişkisi ve kendi kimliğiyle yüzleşme süreciyle baş etmeye çalışırken kendini dış dünyadan izole eder ve bir tür içsel aynaya hapsolur.
bu filmdeki görsel imgeler ve karakterlerin psikolojik derinlikleri Eco ve Narcissus mitinin modern bir yorumunu sunar. Neon Genesis Evangelion 1995-1996 Yönetmen Hideaki Anno. Japon anime serisi Neon Genesis Evangelion, Eco ve Narcissus mitinin etkilerini taşıyan karmaşık bir hikaye sunar. Ana karakterlerden biri olan Shinji Kari, kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkilerinde sürekli bir içsel çatışma yaşar. Seri boyunca Shinji'nin kendini keşfetme süreci, kendi yansımasına olan saplantısını ve kendisiyle yüzleşmeyi reddedişini simgeler. Dizinin final bölümleri, özellikle karakterlerin içsel monologları ve kendilerini sorgulamaları, bu mitin tematik yansımalarını açıkça ortaya koyar. The Social Network 2010 Yönetmen David Fincher. David Fincher'ın The Social Network filmi, modern dünyada narsizmin nasıl şekillendiğini gözler önüne serer. Film, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ün hikayesini anlatırken, karakterin kendi başarısına ve kimliğine duyduğu hayranlık üzerinden Narcissus mitini çağrıştırır. Zuckerberg'ün sosyal medya aracılığıyla kendi yansımasını yaratma ve bu yansıma üzerinden güç elde etme arzusu modern bir Narcissus portresi sunar. Filmde sosyal medya aracılığıyla insanların kendilerini nasıl yansıttıkları ve bu yansımanın peşinden nasıl koştuğu, mitin günümüz dünyasındaki bir yansıması olarak değerlendirilir. Son olarak Westworld 2016 Günümüz. Westworld dizisi, insanın ve yapay zekanın öz farkındalık sürecini işleyen derin temalara sahiptir. Dizide özellikle ana karakterlerden Dolores'in kendi kimliğini keşfetmesi ve bu süreçteki içsel çatışmaları, Narcissus'un kendi yansımasına duyduğu hayranlığı ve bu hayranlığın getirdiği trajediyi andırır. Dolores, zamanla kendi yapay bilinciyle yüzleşir ve bu süreç mitin modern bir bilim kurgu bağlamında nasıl yorumlanabileceğini gösterir. Bu sinema ve dizi örnekleri, Eco ve Narcissus mitinin görsel anlatılarda nasıl yeniden yorumlandığını ve günümüz dünyasında hala nasıl yankı bulduğunu ortaya koyuyor. Mitin temel temaları, bireyin kendini keşfetme süreci, narsizm ve içsel çatışmalar gibi unsurlar, bu eserlerde modern izleyiciye hitap edecek şekilde yeniden canlandırılmıştır. Eco ve Narcissus mitinin modern psikolojiyle olan bağlantısı, özellikle narsizm ve ekomani kavramları ile ilgili olarak dikkat çekicidir. Mit, bu kavramların kökenlerini anlamamız için güçlü bir metafor sunar. Narsizm, bireyin kendine aşırı hayranlık duyması, kendini sürekli övmesi ve başkalarını küçümsemesi olarak tanımlanır. Bu terim doğrudan Narcissus'un hikayesinden türetilmiştir. Mitolojide Narcissus sadece kendi yansımasına aşık olur ve bu aşkla o kadar meşgul hale gelir ki dış dünyaya ve başkalarına karşı duyarsızlaşır. Bu durum günümüzde narsist kişilik bozukluğu olarak tanımlanan, kişinin kendine aşırı odaklanması ve empati yoksunluğu gibi özellikleriyle karakterize edilen bir psikolojik durumla ilişkilendirilir. Carl Gustav Jung'a göre narsizm, bireyin kendine odaklanması sonucu dış dünyadan kopması ve içsel bir boşluğa düşmesiyle ilişkilidir. Jung bu durumu bilinçli benliğin gölgede kalması olarak tanımlar. Narsist birey bilinçli olarak benliğine aşırı değer verirken bilinç dışı içsel dünyasında ciddi çatışmalar yaşar. Bu çatışmalar kişinin kendini sürekli idealize etme ihtiyacıyla birleşir ve sonunda kendine yabancılaşma, depresyon, yalnızlık gibi sonuçlara yol açabilir. Ekomani, ekomitinden türetilmiş bir kavram olup, kişinin başkalarının düşüncelerine, onayına ve takdirine aşırı bağımlı olmasını ifade eder. Eko kendi sesini kaybettiği için başkalarının sözlerini yansıtır, bu da onun kendi kimliğini ifade edememesi anlamına gelir. Psikolojide ekomani, bireyin kendi benliğini ifade etmekte zorlanması ve sürekli olarak başkalarının onayına ihtiyaç duyması ile ilişkilidir. Bu durum, kişinin kendi kimliğini bulamaması, özgüven eksikliği ve sürekli olarak dışarıdan gelen onaya bağımlı olma gibi sonuçlara yol açar. Eco, mitolojide sadece Narcissus'un ilgisini çekmeye çalışır ve kendi varlığını bu şekilde tanımlar. Benzer şekilde ekomani yaşayan kişiler de kendilerini başkalarının gözünden tanımlarlar. Narsizm ve ekomani kavramları, Eco ve Narcissus mitinin temel temalarını yansıtır. Narcissus'un kendine duyduğu aşk, narsizmin klasik bir örneği olarak kabul edilirken, Eco'nun kendi sesini kaybedip başkalarının sözlerini tekrarlaması ekomani kavramını çağrıştırır.
Bu iki karakter arasındaki ilişki modern psikolojide sıkça karşılaşılan bir dinamiği simgeler. Narsistik birey kendi yansımasına aşık olup dış dünyaya karşı duyarsızlaşırken, ekomani yaşayan birey kendi kimliğini kaybedip başkalarının gölgesinde yaşamaya başlar. Bu iki durum da bireyin içsel dünyasında büyük bir boşluk yaratır ve bu boşluk hem psikolojik hem de duygusal düzeyde ciddi sorunlara yol açabilir. Jung, bu mitin psikolojik derinliğini vurgulayarak bireyin kendi benliğiyle olan ilişkisini anlamlandırmanın önemini belirtir. Narsist bireyin kendi yansımasıyla yüzleşmesi gerektiği gibi ekomani yaşayan bireyin de kendi sesini bulması ve kendini ifade etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde her iki durumda da bireyin gerçek benliğine ulaşmasını engelleyebilir ve onu derin bir yalnızlığa sürükleyebilir. Bu mit, hem narsizm hem de ekomani kavramları ile güçlü bir bağlantı kurarak bireyin kendisiyle ve başkalarıyla olan ilişkisini anlamamız için zengin bir metafor sunar. Narsist ve ekomani eğilimlerin mitin yansıttığı şekilde ele alınması, modern psikolojide bu konulara dair farkındalığın arttırılmasına katkı sağlar. Günümüzde narsizm, sosyal medya kültürü ve birey odaklı yaşam tarzı ile daha fazla gündeme gelmiştir. Sosyal medya, insanların sürekli olarak kendilerini sergilemelerine, beğeni ve onay aramalarına olanak tanıyarak narsizmi besleyen bir platform haline gelmiştir. İnsanlar tıpkı Narcissus gibi kendi yansımalarına, yani fotoğraflarına, paylaşımlarına, online profillerine aşık olabilir ve dış dünya ile gerçek anlamda bağlantı kurmada zorluk yaşayabilirler. Bu durum, bireysel olarak özgüven eksikliğine, toplumsal olarak da yüzeyselliği ve yalnızlığı artırabilir. Eko'nun durumu ise özellikle toplumsal normlar tarafından bastırılan ve kendini ifade etme zorlukları yaşayan bireylerle ilişkilendirilebilir. Örneğin, toplumda belirli grupların ve bireylerin seslerinin duyulmadığı, fikirlerinin göz ardı edildiği durumlar, Eko'nun yaşadığı kaybolmuşluk hissini çağrıştırabilir. Bu kişiler kendi seslerini bulmak yerine, başkalarının onayını kazanma çabalarıyla kimliklerini şekillendirebilirler. Carl Gustav Jung, Eko ve Narcissus mitini insan psikolojisinin derin yapılarında yer alan arketipsel bir örnek olarak değerlendirir. Bu mit, Jung'un tanımladığı gölge arketipiyle de ilişkilendirilir. Narsist birey gölgesini, yani bilinç dışındaki bastırılmış özelliklerini kabul etmekten kaçar ve bu nedenle kendi yansımasına aşık olur. Eko ise kendi gölgesiyle, yani kendi kimliği ve sesiyle yüzleşme korkusu yaşar ve bu nedenle sadece başkalarının yansıması haline gelir. Jung'a göre bireyin bütünlüğe ulaşması için bu arketipsel figürlerle yüzleşmesi ve onları entegre etmesi gereklidir. Eko ve Narcissus miti birçok kültürde ve dönemde yankı bulmuştur. Bu evrensellik mitin insan doğasına dair derin bir anlayış sunmasından kaynaklanır. Kendi benliğiyle olan bu çatışma farklı kültürel bağlamlarda farklı şekillerde tezahür edebilir. Ancak temel insani durumlara, yani sevgi, kimlik, yalnızlık, kendini kabul etme gibi bu durumları evrensel olarak ele alır. Bu bilgiler mitin sadece bireysel psikolojiyle değil, aynı zamanda toplumsal dinamiklerle de nasıl ilişkilendirilebileceğine ve bu mitin modern dünyadaki çeşitli yansımalarını daha geniş bir perspektiften ele almanıza yardımcı olabilir. Podcast'imizi burada sonlandırırken, Eko ve Narcissus mitinin sadece antik bir hikaye olmadığına, aslında insan doğasının derinliklerine dokunan evrensel bir anlatı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu mit, narsizminden ekomaniye, bireysel psikolojik süreçlerden toplumsal yansımalara kadar geniş bir yelpazede anlam bulmuştur. Hem Carl Gustav Jung'un perspektifinden hem de modern psikoloji ve kültür açısından baktığımızda bu hikayenin bize sunduğu dersler ve metaforlar hala geçerliliğini korumakta. Kendi yansımamızla karşı karşıya kaldığımızda ne yapacağımız ya da başkalarının yansımalarına nasıl yanıt vereceğimiz, belki de bu mitin bize sorduğu en önemli sorular. Her birimiz içimizdeki Eko'yu ve Narcissus'u anlamaya çalışırken kendi kimliğimizi bulma yolunda ilerliyoruz. Bu yolculukta bu kadim hikayelerin rehberliğinde daha bilinçli, daha farkında bireyler olmamızı umuyorum. Bir sonraki bölümümüzde yine mitolojinin derinliklerine dalarak başka bir hikayenin izini süreceğiz. O zamana kadar kendi yansımanızla barış içinde kalmanız dileğiyle hoşça kalın.